Arkadaşlar merhaba, Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuz aracımızın egzozundan gelen su damlası, siyah su damladı. Gaz verdik, siyah su attı. Trafikte durduk, su buharı çıktı gibi sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde yorum yapmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü siz yorum yaptığınızda biz cevap veriyoruz ve vermiş olduğumuz cevap da birçok yorumları okuyan kişilere faydası olduğunu düşünüyoruz. YouTube'da bunu siz soru sorduğunuz zaman biz cevapladığımızda bizi biraz daha ön plana taşımış oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı yorum yapmanızı, yani sorunuz varsa yorum yapmanızı tavsiye ederim. Biz işi mutfağından çıkmış bir usta olarak size durumları izah etmeye çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Şimdi videonun başında dedik ya, işte şöyle soru oluyor, egzozumuzdan su geliyor, bir sorun var mıdır, acaba bir problem var mıdır? Arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken durum şu: bu kafanızdaki soruyu tamamıyla çözüme kavuşturmak için aracınızın motor suyunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Neden? Aracınızın motor suyunda muhtemelen eksiklik olmayacak ama motor suyu eksiliyorsa bir problem var demektir. Öncelikle bu birinci kontrolleriniz arasında olsun. Yani soğukken motor su seviyesini radyatörünüzde veya yedek su bidonunuzdaki su seviyesini kontrol edin. Eksiklik var mı yok mu? Muhtemelen olmayacak. Olan şey şu arkadaşlar. Aracın hava yakıt karışımında yanıp kirli gazın egzoz üzerinden geçerken partikül veya katalizör üzerindeki seramik alışımdan H2O su buharı olarak karışıp, yani egzozdan kirli gaz su buharı olarak çıkmaktadır. Etkileşim gösterip katalizör üzerinde su buharı olarak çıkmaktadır arkadaşlar. Bu su buharı egzozda zaman içerisinde birikmektedir arkadaşlar. Nerede? Egzoz susturucusunun içerisinde biriktiği için, su rahatlıkla dışarıya çıkamadığı için orada birikmektedir. Sizin de sabah ilk çalıştırdığınızda veya yoğun trafikte araca gaz verdiğinizde veya hatta egzozunuzdan su buharı olarak çıktığı için damlamakta veya hatta ilk çalıştırmada gaz verdiğinizde egzozun içerisindeki kurumla beraber siyah bir su damlacığı olarak dışarı akmaktadır. Bu gayet normal bir durum. Ve birçok araçta, özellikle benzinli araçlarda arkadaşlar, ilk çalıştırdığınızda biraz buhar yapıp, özellikle kış aylarında buhar yapıp biraz ısındıktan sonra su buharı içeride kurumaya başladığı zaman arkadaşlar otomatikmen buhar veyahut da su damlacıkları kaybolmaktadır. Aslında sebebi gayet basit. Hava yakıt karışımından çıkan kirli gazın katalizör üzerindeki etkileşimden dolayı H2O su buharı olarak egzozdan dışarı atılmaktadır. Ama bazı araçlarda o kadar çok birikmektedir ki egzozun yapısal kendi şeklinden dolayı çukur olan kısımda su birikisi birikmektedir. Burada yapılacak egzozcuların bu konuda bir çözümü var. Ben bunu tavsiye ederim. Çok böyle problem yaşayan, bu konuda sıkıntısı olan kişilere şunu tavsiye ederim. Egzozcu kardeşlerimiz egzoz tamiri yapan yerlerde aracın susturucu dediğimiz, yani egzoz sesinin dışarıya fazla çıkmaması için yapılan o koruyucu kalkan dediğimiz şeyin içerisinde su biriktiği için çürüme yapıyor. Egzozcular da egzoza delik, çok büyük delik açarsa ses yapar. Ama suyun birikim yaptığı yerlere ufak böyle 0.3-0.2 milim gibi ufak delikler açmaktadır. Dolayısıyla bu delikleri açtığı zaman egzozun içerisinde toplanacak su o deliklerden hiç birikim yapmadan aşağıya inmektedir. Çözümü bu arkadaşlar. Yani sizin aracınızda egzozunun da su çıkıyorsa korkulacak bir durum yok öncelikle. Ama ilk yapılması gereken motor suyunun kontrol edilmesi. Eğer eksiltiyorsa tamircinizden veya servisinizden bununla ilgili bilgi almanızı tavsiye ederim. Çünkü konu biraz uzun. Ama öyle bir durum yok. Baktınız, merak ettiniz, işte YouTube'a girdiniz, karşınıza biz çıktık, biz de durumu anlatıyoruz size. Arkadaşlar, yani sürekli olan bir şeyse bir egzozcuya gidip ufak bir delik açtırıp o suyun oradan çıkmasını sağlayabilirsiniz sürekli ve egzozunuz da çürümemiş olacak bu sırada. Ama su çok fazla birikim yaptığında da
egzozunuz çürümüş olacak. Dolayısıyla biz böyle bir açıklık getirdik bu egzozdan gelen suyla ilgili. Korkulacak bir durum yok her şeyden önce, onu söyleyeyim. Ama ya da başından söylediğim gibi mutlaka motor suyunuzu kontrol ettirin. Motor suyunuzda eksilme varsa, evet, silindir içerisinde su yanıyor, bir şekilde egzozdan dışarı çıkıyor demektir. Ama motor suyunda bir eksilme yoksa arkadaşlar, gayet normal. Özellikle benzinli araçlarda, yoğun trafikte bunu bütün araçlarda görebilirsiniz. Yani içten yanmalı motorlu araçların hepsinde var olan bir durumdur arkadaşlar. Umarım size faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Arkadaşlar, faydalı olmuştur inşallah. Sizin bir sorunuz varsa mutlaka yorumlar köşesine yorum yapın. Yazabilirsiniz, biz de cevaplayacağız inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.